Hepinize merhaba Obidaşlar. Digest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Hotwheels markasının pop kültür serisinin Speed Shop Garage modellerini inceleyeceğiz. Bu modeller 5 adet arkadaşlar. Bu seri daha doğrusu 5 modelden oluşuyor. Gördüğünüz gibi hep pickup ve bir tanesi Jeep olmak üzere 5 parça. Şimdi sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kutu açılışına geçeceğim. Premium seri. Lastikler kavuşçuk arkadaşlar. Ama sizden bir ricam olacak tabii ki her zamanki gibi. Eğer kanala destek olmak istiyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız lütfen yapmanız gereken tek şey şu aşağıdan çıkan şuradan videoları beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız bizi gerek Facebook sayfamızdan gerek Instagram sayfamızdan takip ederseniz çok seviniriz. Bildirimleri neden açmanızı tavsiye ediyoruz? İşte hemen gelen videoları izleyin. Bazen güzel çekilişlerimiz oluyor. Onlardan haberdar olun. O yüzden bildirimleri açın, videoları beğenin, yorum yapın ve kanala abone olun arkadaşlar. Tek istediğimiz bu. Sözü daha fazla uzatmayıp hemen ben kutu açılışına geçeceğim. Hemen birinci modelimizden başlayalım. Arkadaşlar birinci modelimiz MBK One HKS dekalli. Kutumuzun arkasına baktığımızda arkadaşlar 5 modeli burada görüyoruz. Türkiye'den alınan bir set. Bu uyarılar var o yüzden burada Türkçe. Kutu açılışına geçerken arkadaşlar şuradan şunları bir ayırayım. Daha doğrusu şöyle kalsın. Evet. Bazı arkadaşlar çok tepkililer. Hani neden kutuyu yırtıyorsun, daha dikkatli açabilirsin falan diye. Ama ben hani kutuları biriktirmiyorum. Onları atıyorum yani hani belki bu HKS yazısını alırım. Onun dışında diğer bölümlerini atıyorum arkadaşlar. Evet modelimize baktığımızda gerçekten yorumlarda da okumuştum. Ağır bir model seri olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi incelemeye başladığımızda ben Facebook gruplarında da okumuştum. Bu serinin çok ağır olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı metal ve üstü metal MBK One yazılarını görüyoruz altta. Lastiklerimiz her zamanki gibi premium olduğu için kavuşçuk arkadaşlar çıkabiliyor. Güzel bir dekali var. Ön görüntüsü, farları ve sinyaller işlenmiş. Arkada da yine arka stoplar işli. Kapılar açılmıyor. Yine plakalıkta HKS dekalini görüyorsunuz. Hoş, güzel bir model ama serinin en güzel modellerinden değil. En güzel modeli benim için söyleyeceğim size. Şimdi ikinci modelimize geldiğimizde Wildston dekalli Land Rover Defender 110 Hardtop modeli. Yine altı metal, üstü metal, rayless, kavuşçuk teker. Arkasında yine aynı şeyleri görüyoruz. Hemen bunu da kutusundan çıkartalım. Bazen işte bu kutu açmaları beni rahatsız ettiği için o yüzden pek önem vermiyorum. Bazen de bunlar inatlaşıyorlar benimle. Açılmıyorlar. Evet. Setin güzel modellerinden bir tanesi. Daha önceden de Premium Defender'ımız vardı. Yine koleksiyonumuza kattık. Güzel oldu. Lastikleri yine kavuşçuk. Onu söylememe gerek yok ama lastik izi var. HKS'de var mıydı? HKS yok. Silik lastik arkadaşlar. Ama Defender'da lastik izleri var. Modelimize baktığımızda ön tarafta yine far detayları var. Herhangi bir Defender yazısı falan yok. Wildston dekali var. Arkaya geldiğimizde arkadaşlar Land Rover Defender yazılarını ve stopları, sinyalleri görüyorsunuz. Jantlar güzel, lastikler dişli. Güzel bir model. Burada yine Amerikan sinyallerimiz var. Ayna detayları işlenmiş. Üst tarafı da metal. Herhangi bir açılma çıkma yok. Gayet hoş bir model arkadaşlar. Premium modelleri artık toplamaya rahatlıkla başlayabiliyoruz. Bu sırada arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi
Yani çok premium model almaya çalışacağım ya da işte Greenlight'ın onun da videosu gelecek. Hollywood serisine biriktirmeye çalışacağım bundan sonra. Üçüncü kutumuz arkadaşlar Haker Haders kostüm 77 Dodge One. Güzel bir renk, güzel bir model. Onu da isterseniz hemen şöyle açalım. Model gayet başarılı. Rengi bence çok hoş. Raiders, Haders lekalleri var. Dodge yazısını görüyorsunuz. Lastikler diğerlerine göre biraz daha kalın ve dişli arkadaşlar. Alt metal demiştik. Made in Thailand, Chrysler Group dekalli. Kostüm 77 Dodge One yazıları var. Ön tarafa baktığımızda gerçekten güzel bir panjur yapılmış. Altta yine metal görünümlü, krom görünümlü karlıklar var. Arkası toplar güzel. Üstü cam arkadaşlar ve iç tarafta koltuk detaylarını görüyorsunuz. İçine baktığımızda da işte direksiyon var. Yan camları yok. HKS'de de yan cam, ha ya HKS'de varmış. Güzel bir model. Üstünün böyle olması da daha bir güzel olmuş. Evet. Hoş. Şimdi 4 numaralı modelimize baktığımızda Koni markasının dekalli. Volkswagen T1 panel bas modeli arkadaşlar. Bu da bence setin en güzel modellerinden diyebiliriz. Yani biraz sonraki açacağımız model GMC panel bence en güzeli. Ama bu oldukça ağırmış arkadaşlar. Daha önceki premium serilerde de yine bir T1'imiz vardı. Koni dekalli. Şimdi renk uyumu derseniz, güzellik derseniz, detay derseniz bence şimdi 5 numaralı GMC yaşmadım ama şimdiye kadar Defender'dan sonraki en güzel model bana göre. Koni dekalini görüyorsunuz hem sağda hem solda var. Yine T1'deki havalandırma detayları, arkası toplar, plakalık arkadaşlar, tamponlar, ön panjurdaki Volkswagen arması, farlar ve sinyaller gayet hoş. Jantları çok güzel bu arada. Görüyorsunuz jantlar çok güzel. Yine yan jantlar yok. Ön jantlarımızdan içeriye şöyle baktığımızda fena görüntüsü yok. Altı metal, üstü metal, lastikler silik ama jantlar gerçekten bana göre efsane. Güzel bir model olmuş. Evet. Yani çıkartanların, düşünenlerin eline sağlık. Arkadaşlar lütfen yine sizden ricam kanala abone olup videoları beğenip yorum yapıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hem Facebook'tan hem Instagram'dan bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sormak istediğiniz sorular varsa, incelenmesini istediğiniz modeller varsa elimizden geldiği kadar temin edip elimizde ise inceler, elimizde değilse temin etmeye çalışır. Sizler için incelemeye çalışırız arkadaşlar. Beşinci aracımız Michelin dekalli. Kostüm CMC Panel One modeli. Çok güzel bir model. Bana göre de setin Volkswagen'den sonra gelen en güzel modeli. Hemen şöyle bir açalım şu Michelin. Mesela şimdi bunu şurayı ben atmam, keserim. Normal diyoramalarda ya da işte daha şu an plan aşamasında, yapım aşamasında olan bir güzel bir çerçevemiz var. Onların altına yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Kuzu geldi. Alttan başlayalım. Made in Thailand. Atmis yazıları var. Başka da model yazmıyor arkadaşlar bunda. Ama ön tarafa geldiğimizde buradaki korkulu, korumalı arkadaşlar GMC yazısını
Arkadaki far detaylarını, Amerikan sinyalleri, sisleri, her şeyi görebiliyorsunuz. Çok hoş olmuş. Buradaki güneşlik çok güzel düşünülmüş. Üst taraftaki sinyal sisler de ayrıyetten birebir işlenmiş. Bazı arkadaşlar vardı, abilerimiz, genç arkadaşlar. Bunu A-Team yapmaya çalışacaklarını söylediler. Hem sağda hem solda Michelin dekalleri var. Jantımız, pardon, aynı mı? Değil. O dört kollu, bu beş kollu arkadaşlar. Bunda da aynı mı? Değil. Evet. Her birinin jantı farklı. Benzin deposunun kapağı, yine Amerikan sinyaller, üstteki rüzgarlık, arka kapının detayı, farlar, lastikler gördüğünüz gibi dişli. En güzel modellerinden bir tanesi bence. Çok güzel. Bütün detaylar işlenmiş, sunroof'a kadar konulmuş. En güzel modellerden biri arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim araç bu arkadaşlar. Aracımız Greenlight'ın bir aracı. Videosunu da şu yukarı atıyorum. Kutu açılışını ve model incelemesini yapmıştık. Gördüğünüz gibi birbirlerine çok benziyorlar. Hemen hemen bütün, hatta bakın şu Greenlight'ın burada egzoz detayı hat listede işlenmiş ama tabii bu kadar detaylı değil. Buradan gelen egzoz detayları var. Şöyle baktığımızda da Greenlight'a buradan geliyor. Tabii Greenlight bir tık daha detaylı ve kaliteli. Şöyle yan yana baktığımızda ise farkı görebiliyorsunuz. Yine üst tarafta fark, güneşlik farı, farkı. Sunroof, arka rüzgarlık, arka kapılar ve plakalıklar. Efsane. Yani bu modeli buna çevirmeyi planlayan arkadaşlar var. Atim. Gayet başarılı olur bence. Birebir işlenmiş, yapılmış ama tabii bundaki detay daha farklı, daha güzel. Mesela kelebek cam var. Burada yok. Sadece bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Greenlight'ın videosunu şuraya atacağım dedim. Oradan bakarsınız kutu açılışına. Modellerimiz böyle. Bize göre Michelin en güzeli dedik. En kalitelisi ya da işte en detaylısı. Arkasından T1, sonra Land. Şöyle yapayım ben daha doğrusu size. Şöyle yaptık, baktığımızda Michelin DMC'nin daha güzel olduğunu, T1, Land, HKS ve buradaki güzel Hawker Hayders dekalli modelimiz üstü açıktı. Bu videomuz da bu kadardı. Kanala lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri Facebook'tan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Ara ara çekilişlerimiz oluyor. Onları takip ederseniz şansınız bol olsun şimdiden hepinize. Modellerle sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.